Artık yükseltgenme ve indirgenme reaksiyonlarını öğrendiğimize göre bir örnek çözmemizin de zamanı geldi. Böylece bir bileşikteki elementlerin yükseltgenme basamağını en kolay nasıl bulacağımızı gösterebiliriz. Öncelikle elimde manezyum oksit maddesi var. Sanayide yüksek sıcaklığa dayanıklı tuğlaların, çimentoların yapımında kullanılıyor. Bu da manezyum hidroksit. Deniz suyunda çok bulunan manezyum hidroksit, antiasit olarak ya da deodorantların içinde kullanılıyor. Şimdi soruyu beraber çözmeden önce siz de kısa bir an düşünün. Bu iki bileşiğin içindeki her bir elementin yükseltgenme basamağı ne olabilir? Periyodik tabloda hazır önümüzdeyken bir tahmin etmeye çalışın. Düşündük mü? Tamam. O zaman beraber devam edelim. İlk olarak manezyumu periyodik tabloda bulalım. İşte burada. Manezyum periyodik tabloda grup 2'de bulunan toprak alkali metallerden biri. İki tane değerlik elektronu var ve pek de elektronegatif sayılmaz. Daha önce de gördüğümüz gibi bu gruptaki iki değerlik elektronu olan elementler onları vermeye hazırlar. Yani iyonik bir bağ oluşuyor. Ya da bu elementlerden oluşan bir bileşik iyonize oluyor diyelim. O zaman bu grup elementleri iki elektronlarını kaybedecek. 2 elektron kaybetmek demek, 2 pozitif yüke ulaşmak demek. Dolayısıyla manezyum da artı 2 yükseltgenme basamağında olacaktır. Bileşikleri diğer elemente yani oksijene bakacak olursak, o da periyodik tablonun diğer tarafında grup 6'da bulunuyor. Tam 6 tane değerlik elektronu var. Ve oldukça fazla elektronegatif olduğunu söyleyebiliriz. Oksijen diğer elementlerden elektron almayı çok seviyor özellikle de iki elektron almayı tercih ediyor. Yani oksijenin bir başka elementle bileşik oluştururken iki elektron alıyor olması beklenmedik bir şey değil. Bu durumda eğer oksijen ilk başta nötrse iki elektron alarak eksi iki yükseltgenme basamağına geçmiş olur. Aslında her şey yerli yerinde oturmuş gibi gözüküyor. Çünkü manezyumda artı iki oksidasyon basamağına geçebiliyordu. Bu durumu üst simge olarak yazmak istersek, artıyı 2'den sonra yazmamız gerekiyor. Oksijen bu durumda eksi 2 olur. Bileşiğin toplam yüküne bakacak olursak, bu durumu onaylamış da oluruz. Çünkü artı 2 ve eksi 2 birbirini götürür. Yani molekülün bize nötr olduğunu gösterir. Bu molekülün içindeki bağlar iyonik bağsa, bu molekülde iyonik bir molekül olacaktır. Oksijen bu durumda gerçekten iki elektron alır ve da iki elektron kaybeder. Sonuçta yükseltgenme basamağını bilmek hangi elementin elektron alıp hangisinin verdiğini bize açıkça gösterdi. Öyleyse bir de ikinci bileşiğimiz manezyum hidroksite bakalım. Bir öncekinde olduğu gibi manezyum elektronlarından kaybetmiş ve belli bir yükseltgenme basamağında bulunuyor. Dolayısıyla manezyum artı 2 yükseltgenme basamağında ise, bu molekülün nötr olabilmesi için molekülün sağ tarafını oluşturan hidroksit anyonu ya da şimdilik sadece hidroksit diyelim, eksi 2 yükseltgenme basamağında olmalı. Şimdi burada nasıl mantıklı bir sonuç çıkarabiliriz. Burada iki tane hidroksit iyonu görüyoruz. Alt simgeyi gözden kaçırmayalım. Bu da demek oluyor ki, bir adet hidroksit, eksi bir yükseltgenme basamağında olmalı. Böylece iki hidroksit bize toplamda eksi iki yükseltgenme basamağını vermiş olur. Bu şekilde de molekülün toplam yükü sıfır olur. Bir de başka bir yönden bakalım. Oksijen eksi iki yükseltgenme basamağındayken hidrojen de artı bir yükseltgenme basamağında olduğuna göre hidroksit yine eksi bir yükseltgenme basamağında olacaktır. Tabi elimizde iki tane hidroksit vardı. O zaman molekülün bu sağ yanının yükseltgenme basamağı daha önce de bulduğumuz gibi eksi 2 olur. Magnezyumun artı ikisiyle beraber net olarak yine 0 olur. Yani her şey yine birbirini tamamlıyor.